Merhabalar, hoş geldin. Bu dersimde bence CSS'in en önemli konularından bir tanesi olan kutu modelini işleyeceğiz arkadaşlar. Nedir kutu modeli? HTML ve CSS'de yazdığınız her element web sayfasında yani body ekranında bir hacme sahiptir arkadaşlar. Bu hacim kendi içerisinde tabii HTML etiketlerini ilk dersimde anlatmıştım. Bir satır düzey element var, bir de blok düzey element var demiştim arkadaşlar. Evet, siz HTML etiketi olarak mesela sayfanızda bir div etiketi açtınız. Div etiketi açtığınız anda görsel yapıda şu şekilde bir dikdörtgen, yani kafanızda oluşturun arkadaşlar, blok seviyesinde bir div etiketi yazdınız ve görsel olarak web sayfanızda şöyle bir hacme sahip alan size açtı. Bu alanın border'ı buradaki alan, şuradaki alanı ise dış boşluğu, buradaki alanı biz belirliyoruz arkadaşlar margin ve padding alanları olarak, buna bir border verebiliyoruz. Elementin en yukarısı saat yönünde döndüğünü düşünün arkadaşlar. Top, right, bottom ve left şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunlar ileride position'larda, pozisyon hareketlerinde yani konumlandırmalarda, transform'larda çok önemli arkadaşlar. Animasyon oluşturmada CSS'in en büyük özelliklerinden bir tanesi tabii ki bildiğiniz gibi JavaScript'e ihtiyaç duymadan artık kendi keyframes'leri ile birlikte animasyonlar uygulayabilmesidir. Bunun için de bu kutu modelini çok çok iyi anlamalısınız arkadaşlar. Evet, HTML sayfamı açtım. Burada bir box class'ına sahip bir div oluşturuyorum arkadaşlar. Bu divi oluşturduğum anda tarayıcı bunun dış boşluğunu, border'ını ya da padding'ini ya da outline kısmını kendisi ayarlıyor. Biz sayfamızda CSS'lerimizle beraber sıfırlama verinceye kadar, yani bu sayfayı resetleyinceye kadar tarayıcı bizim vermiş olduğumuz şuradaki elemente kendi özelliklerini tanıtıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Bu çok önemli. Yani burada yazmış olduğunuz elementin nasıl bir element olduğunu bilmeniz gerekiyor. Div etiketini yazdınız. Div bir blok elementidir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Blok elementine verilen CSS özelliklerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela span etiketine bir margin veremiyorsunuz. Neden? Çünkü onu ilk önce bir blok seviyesinden elemana çevirmeniz gerekiyor ki margin özelliğini, CSS özelliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bunu hemen app.css'i ben önceki dersimde tanıtmıştım. Şöyle app.css'ime geliyorum. Burada box class'ını nokta box diyerek seçiyorum. Süslü parantezlerimi açtım. Mesela bir width vereyim 150 piksel. Bir de height vereyim. Genişlik ve yükseklik 150 piksel olsun. Box'ımızın background red olsun. Arka plan rengini beyaz yapalım. Ve color'unda FFF yapalım şu şekilde. Evet, box'ımız olsun. Şuna da text align diyelim. Center. Arkadaşlar, bu son yaptığım CSS özelliklerine pek fazla aldırmayın. İleriki derslerimizde bunları daha çok kullanacağız ve kafanızda pekişecek arkadaşlar. Şimdilik pek fazla dikkate almasanız da olur. Bilen arkadaşlar zaten biliyordur. Bir de lean height yazalım buna. Tam ortalanması için şöyle 150 piksellik bir lean height verdiğim zaman box'ımın tam ortaya gelmiş olduğunu gördüm. Buna hemen diyorum ki bir border ver. 5 piksel solid. Mesela siyah bir 5 piksellik, şöyle büyüteyim biraz şu ekranımı. Evet arkadaşlar, şöyle 5 piksellik box alanıma bir border vermiş oldum. Mesela buna bir margin vereyim. Margin 30 piksel diyorum. Dış boşluk verdim. Şu anda burada görünmüyor arkadaşlar. Ancak şurada 30 piksellik her taraftan, yani toptan, yukarıdan, sağdan, aşağıdan ve soldan olmak üzere 30 piksellik bir margin değeri verdim. Yani bu neydi? Dış boşluk vermiş oldum arkadaşlar. Bu kutu modelini anlamak çok önemli. Bol bol örnek yapmalısınız arkadaşlar. Çünkü CSS'in bütün mantığı bu kutu modelini anlamaktan geçiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.